İsviçre sivil toplum örgütlerinin basın açıklaması. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 9 Ekim'de saat 16'da Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DAEŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı hareketi başlatmıştır. Amacının güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok ederek bölgeye barış ve huzur getirmek olan Barış Pınarı hareketiyle ülkemize yönelik terör tehdidini ortadan kaldırarak güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını insanlık ayıbı olan terörün pençesinden kurtaracak ve bu bölgeden ülkemize yönelik terör saldırılarının önüne geçilmesini sağlamak amacıyla başlatılmış operasyon olduğunun bilindiği halde kasıtlı olarak başlatılan hareketin amacının çarpıtılarak özellikle Avrupa kamuoyuna Kürtlere yönelik bir hareket olarak yansıtılması tam bir akıl tutulması ve kötü niyettir. Türk toplumu olarak asırlardır Kürt kardeşlerimizle tarihi ve kültürel bağlarımızın, ortak değerlerimizin etrafında et ve tırnak gibi birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamaktayız. Asla bu kardeşliğimizi bu tür mesnetsiz iftiralarla zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu gerçek bütün dünya tarafından bilinmesine rağmen özellikle Avrupa'da bu yalan ve iftira dolu maksatlı söylemlere inanarak Avrupa'daki terör yandaşlarının yapmış olduğu şiddet eylemlerine göz yumularak görmezlikten gelinmesini esef ve üzüntüyle karşılıyoruz. Bilinmelidir ki terörün dini, dili, ırkı, rengi yoktur. Terör bir insanlık ayıbıdır. Her fırsatta çeşitli bahanelerle İsviçre'deki terör örgütü yandaşlarının büyükelçiliğimize, konsolosluğumuza ve Türk işyerlerine saldırarak şanlı Türk bayrağımızın yakılmasını kabul edeceğimiz bir durum değildir. Yapılmış olan bu çirkin saldırıya İsviçre güvenlik güçlerinin ve İsviçre hükümetinin kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz. İsviçre'deki Türk sivil toplum örgütleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimizin ve mehmetçiğimizin yanında ve arkasında olduğumuzu kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçimize, elçiliğimize terör yandaşları tarafından yapılmak istenen saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Temsilciliklerimize yapılmış olan bu alçakça saldırıları bütün Türk toplumuna yapılmış olarak kabul ettiğimizi bildirerek İsviçre güvenlik güçleri ülkeçiliğimize yönelik bu tür saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçimiz Sayın İlhan Saygılı Beyefendi'ye ve bütün personeline geçmiş olsun dileklerimizi ileterek her türlü şartta ve koşulda İsviçre sivil toplum örgütleri olarak temsilciliklerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz. İnsanlık ve dayanışma adına Türkiye Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu meşru Barış Pınarı hareketine uluslararası toplumun desteklerini bekliyoruz. Bu vesileyle Barış Pınarı harekatında kahraman Türk ordusuna muvaffakiyetler diliyor. Bir an önce bu harekatın barış getirmesini temenni ediyoruz. Saygılarımla İsviçre Türk Sivil Toplum Örgütleri adına. Nach Beginn der türkischen Offensive zur Sicherung ihrer Grenze zu Syrien unter dem Namen Quelle des Friedens ist es in den vergangenen Tagen zu mehreren türkenfeindlichen Kundgebungen und Ausschreitungen in der Schweiz gekommen. Wir, die türkische Gemeinschaft und die türkischstämmende Bevölkerung verurteilen diese Angriffe und den Hass gegen die Türkei zutiefst. Die berechtigte Offensive der Türkei zur Sicherung ihrer Grenzen und des Grenzgebiets vor den Terroristen wird zum Anlass genommen, Hass gegen die türkischstämmigen Schweizer Bevölkerung und die Türkei zu schüren.
Am Samstag, den 12. Oktober 2019, kam es bei Protesten in Basel zur öffentlichen Verbrennung der türkischen Fahne. Diese offene Herabwürdigung der Fahne der Türkei verurteilen wir zutiefst. Die Verbrennung einer Flagge eines Landes darf nicht geduldet werden. Hier wird auf öffentlichen Plätzen Hass gegen die türkischstämmige Bevölkerung und die Türkei geschürt. Wer das hohe Gut der freien Meinungsäußerung missbraucht und durch das Verbrennen von Fahnen Hass sät, kann nicht den Schutz der Demonstrationsrecht für sich in Anspruch nehmen. Am Freitagabend kam es zudem zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und ungefähr 2000 gewaltbereiten Demonstranten, die in Bern versuchten, die Botschaft der Türkei zu stürmen. Die mit Eisenstangen und Steinen bewaffneten Demonstranten versuchten, mit Gewalt zur Botschaft zu gelangen. Nur durch den Einsatz der Polizei konnten die Demonstranten von ihrem Vorhaben abgehalten werden.